Şimdi kaç yaşındasınız peki? 30 yaşındayım. Ben de 23 yaşındayım. Hatırlıyorum, birisine aşık olmuştum. Bayağı zaman oldu şimdi ama. Fakat o bana aşık değildi ve onunla ilgilenen bir sürü insan vardı. Yani rakibim çok dostlar. Anne babama da söyleyemiyordum. Çünkü kızacaklarından korkuyordum. Yani kendimce öyle düşünüyordum. Evet, yani aslında birçok ergen yaşadığı şeyleri yaşamışsınız ki birçoğumuz aynı şeyleri yaşıyoruz. Ve öyle bir şey ki yetişkinlere gerçekten ebeveynlerimize, ailemize bunu açmakta zorluk çekiyoruz. Ve yetişkinler de sanırım bir zamanlar ergen olduklarını, benzer şeyleri yaşadıklarını unutup bazen bu tepkileri, duyguları anlamakta güçlük çekiyorlar. Sevgili izleyiciler, bu programımızda konuğumuz Sayın Baki Du'yla ergenlikteki duygusal gelişimden söz edeceğiz. Evet, ergenlik yılları. Geriye dönüp hepimizin yeniden dolu dolu yaşamak istediği heyecan dolu geçmiş zamanlar. Genellikle 12 ile 20'li yaşlar arasında insan fiziksel gelişime eşlik eden ruhsal bir değişim yaşar. Ergenlikte ortaya çıkan bütün biyokimyasal değişimlerin en önemli etkilerinden biri cinsel dürtülerdeki ve duygulardaki artıştır. Birçok ergen için bu yeni keşfedilen duygular şaşkınlık ve kaygı kaynağı olabilmektedir. Hormonların etkili olmaya başlamasıyla birlikte ergenin vücudu değişirken duyguları, düşünceleri, yaşantıları da değişir. Fiziksel değişmeyle birlikte hayaller, aşklar, öfkeler, kızgınlıklar, heyecanlar, sonra kaygılar ve umutlar, karşı çıkma, boyun eğme, yalnız kalmayı isteme, daha sonra da yalnız kalmaya katlanamama. Siz de bir şeyler söyleyeyim yoksa ben bütün program boyunca konuşabilirim. Evet, aslında ergenlik dönemini epey bir özetlediniz sayılır. Gerçekten bu dönemde, ergenlik döneminde duygularda son derece çeşitlilik hakim, zıt duygular söz konusu. Ve duygular çok çabuk değişebilmekte. Bir duygudan diğerine ergen çok çabuk bir şekilde geçebilmekte. Ve bazen bu gerçek çevresi tarafından da anlaşılmaz olarak değerlendirilebiliyor. Ve bu duyguların çeşitlenmesinde, bu kadar kısa süreli, çok farklı duyguların yaşanmasında ergenin geçmekte olduğu cinsel gelişim ve salgılanan hormonların çok büyük etkisi var. Bununla beraber bu dönemde ön plana çıkan bir şey de kimlik gelişimi. Kimlik gelişiminde ergenin bedeniyle kurduğu iletişim çok önemli, çok ön plana çıkıyor. Sadece kendisinin bedenini nasıl algıladığı değil, çevrenin bedenine ilişkin verdiği geri bildirim, eleştiriler, gerek olumlu olsun gerek olumsuz olsun, ergenin geliştireceği kimliğin olumlu ve olumsuz olmasında gerçekten çok büyük bir pay sahibi olmakta. Ve ergen beden imgesi çok önemli olduğu için uzunca saatler bedeniyle ilgilenebilmekte, aynı karşısında bedeninde olan gelişmeleri takip etmekte. Bakın burada kim var? Evet, birazcık söylediğim gibi ergen için bedeni son derece önemli. Bedeninde meydana gelen gelişmeleri izlemek, bunların çevre tarafından nasıl değerlendiğini görmek çok önemli. Özellikle ergenlikte meydana gelen sivilceler, yüzdeki tüylenmeler ergen için gerçekten izlenmesi gereken ve bazen de endişelenmesi gereken konular olarak ön plana çıkmakta. Aslında bunun olması gereken şeyler. Bedene yönelmenin diğer bir sebebi de bu dönemde ortaya çıkan ben merkezci düşünce. Bu dönemdeki, ergenlik dönemindeki gelişmeler birbiriyle çok ilintili, paralel gitmekte. Birbirinden bağımsız olmamakta, birbirini etkileyen bir yapıya sahip olmakta. Ergen bu ben merkezci düşünce yapısıyla bedenine çok daha fazla yönelmekte. Çünkü öyle bir düşünce vardır ki sanki hayali bir çevre vardır etrafında. Ve o hayali çevreye kendisini olabildiğince iyi sunma çabası vardır. Olabildiğince iyi sunarak olumlu geri bildirimler alma çabası içerisindedir. Sokağa çıktığında, herhangi bir sosyal mekana girdiğinde sanki kendisi izleniyormuş gibi bir düşünce taşır. Belki çok gerçekçi gelmeyebilir ama aslında birçoğumuz o dönemde gerçekten girdiğimiz yerde ki kişilerin hayali izleyiciler olduğu ve bizleri izlediği, takip ettiği, nasıl yürüdüğümüzü, saçımızın nasıl olduğunu, bedenimizdeki gelişmeleri takip ettiklerini zannederiz. Hareketlerimizi takip ettiklerini zannederiz. Ve gerçekten bu bağlamda çevreden gelecek eleştiriler, olumlu ya da olumsuz, bizim için çok ön plana çıkmakta. Çünkü ergenlik döneminde özellikle akranların ergenin kendisine dair söyledikleri, giyimine, kıyafetine, saçına, şekline, yüzündeki değişmelere verdiği tepki çok ön plana çıkmakta.
Bir diğer önemli konu da yine kimlik gelişiminde ergenin özdeşim kurma çabası. Ki aslında özdeşim kurma sadece ergenlik döneminde olan bir şey değil. Çocukluktan itibaren devam eden, ergenliğin sonlarına kadar çok yoğun bir şekilde devam eden bir olgu özdeşim kurma. İlk zamanlarda anne babamızla özdeşim kurarken ergenlik döneminde artık anne babamız özdeşim kurma nesnemiz olmaktan çıkmakta. Bu bir sporcu olmakta. Kızlar için genelde bir artist olmakta, medyada ön planda olan bir sanatçı olmakta, erkekler için ise daha çok başarılı bir sporcu olmakta veya başarılı bir iş adamı olmakta, başarılı bir aktör olmakta ve genelde özdeşim kurduğumuz nesne gibi olmaya çalışırız. Saç şeklimizi ona benzetmeye çalışırız, sesimizi, yürüyüşümüzü, onun giydiği kıyafetleri giymeye çalışırız. Ve olabildiğince onun gibi olmaya çalışarak onda bulduğumuz olumlu özelliklerin bizde de olmasını arzu ederiz. Bakın bu arada kim geldi? Dünyanın en tatlı, en güzel, en şirin, en sevimli, en... O kadar da değil. aslında ergen kendisini gerçekten hep en şeklinde tanımlamaya çalışır. Hı hı. Çünkü biraz önce söylediğim gibi ben merkezi düşüncenin etkisi altındadır halen. Ve bu ben merkezci düşüncenin etkisinde olduğu için çok da gerçekçi tanımlamalar yapamamakta. Bu ben merkezi düşüncenin bir diğer özelliği de ergen kendisini hep biricik olarak görme eğilimindedir. Hı hı. Gerek bu aile içindeki ilişkiler bağlamında olsun, gerekse akran ilişkilerinde olsun, kendini hep biricik olarak görme eğilimindedir. Ve yaşadığı şeylerin sanki hep kendisine oluyormuş gibi, hı hı. sadece bunları kendisi yaşıyormuş gibi düşünme eğilimindedir. Aslında birçok akranıyla konuştuğunda benzer şeyler yaşamaktadır. Ama hep kendisinin başına geldiğini düşünme eğilimindedir. Ve bu biriciklik düşüncesinden dolayı ergen sanki bir korunma zırhı içerisinde hisseder kendisini. Herhangi bir kazadan, olacak olumsuzluklardan aslında kendisine bir şey olmayacağını, bunlardan muaf olacağını düşünür. Birinin başına kaza gelecekse bu başkasıdır, kendisi değildir. Böyle bir sanki gizli bir korunma içerisindedir, korunduğunu hisseder. Ve aslında bundan dolayı da kısmen ergenlikte görülen riskli davranışlar da ortaya çıkar. Çünkü onun başına gelmeyecek ya. Hı hı. Bu riskli davranışlar bazen gerçekten ergenin ciddi anlamda aleyhine sonuçlanabilmekte de. Ben gidip siparişleri hazırlayayım. Erkek kızın kıyafetini beğenmedi galiba. Öyle galiba, evet. Birazcık dediğim gibi ergen bu dönemde çevreden gelecek kıyafetine dair, görünüşüne dair eleştirilere karşı son derece hassas ve duyarlı yaklaşmakta. Bu biriciklik duygusuyla çok alakalı. Ancak 15-16 yaştan sonra gerçek anlamda daha sağlıklı bir kimlik gelişimi söz konusu. Hı hı. Bu dönemde karşılıklı ilişkiler, karşı cinsli ilişkiler çok ön plana çıkmakta ergen için. Ve gerçekten olması gereken bir şeydi. İlk dönemlerde özellikle ergenlik öncesinde kendi cinsiyle daha çok ilişki kurarken bireyler ergenlik döneminde gene karşı cinsle ilişkiler kuruluyor ama romantik olmaktan çok arkadaşlık, dostluk düzeyinde kalmakta. Ama ergenliğin ortalamadan itibaren artık karşı cinsle beraber romantik ilişkiler gelişmeye başlamakta. Ve romantik ilişkilerde de iki tarafta çok hassas, çok kırılgan olmakta. Özellikle kızlar erkek arkadaşından flört ettiği kişiden gelebilecek eleştirilere karşı son derece duyarlı olabilmekte. Bazen de çok ufacık bir olumlu geri bildirimden kıyafetine dair, saçına dair
havalar uçabilmekte, çok mutlu olabilmekte. Gerçekten biraz önce söylediğimiz o duyguların çeşitliliği, çok kısa süreli olması karşı insan ilişkilerde de kendisini göstermekte. Bir gün öncesinde sevgilisine, flört ettiği arkadaşına karşı son derece iyi şeyler hissederken ufacık bir olaydan dolayı birkaç saat sonra her şeyi bitmiş olarak değerlendirebilmekte. Sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi bir anda silip atma eğilim olabilmekte. Bu dönemde gerçekten duygular ifade konusunda erkeklerle kızlar arasında bir farklılık da ortaya çıkmakta. Bu da daha çok kanınca toplumun erkek ve kadına yüklediği rollerle çok alakalı. Özellikle kızlar daha çok üzüntülerini, sıkıntılarını geriye çekinme, yalnız kalma, ağlama şeklinde ifade edebilmekte. Erkekse genelde bu üzüntüsünü, sıkıntısını, gerilimini dışarıya yansıtmakta. Kızlar daha çok içselleştirmekte, iç dünyalarında yaşamakta. Erkekse daha çok bunu dış dünyaya iletmekte, yönlendirmekte. Evet, ergenlikte gerçekten çok ön plana çıkan diğer bir gelişim görevi de karşı cinsle yakın ilişkiler kurabilme. Her ne kadar kan ilişkilerinde yakınlık geliştirmek önemli olsa da karşı cinsle ilişki kurabilmek, yakın ilişkiler geliştirmek gerçekten çok önemli olmakta. Ve gerek akran ilişkilerinde gerekse karşı cinsle yaşanılan olumsuzluklar sonucunda birçok ergen çok temel olan bir duygu yaşayabilmekte, yalnızlık duygusu. Aslında burada bir çelişki de söz konusu, bir tezatlık da söz konusu. Ergen bir taraftan aslında yalnız kalmak istememekte ama bir taraftan da yalnız kalmayı istemekte. Yalnızlık uzun süre olduğu zaman gerçekten olumsuz olabilir. Ergenin daha sonraki ilişkilere girmesini engelleyebilir, soyutlanmasını artırabilir. Ama bazen gerçekten bu tek başına olan zamanlar yaratıcılığın ortaya çıktığı, kendisini anlayabilmeye çalıştığı olumlu dönemler de olabilir. Bu noktada anne babanın ergene yaklaşımı çok önemli. Çünkü gerçekten bir anda dünya bitiveriyor, her şey bitiveriyor, hayat sona eriveriyor ergen için çok küçük bir olaydan dolayı. Ve bundan dolayı da gerçekten bazen medyada olsun, yazılı basında olsun istemediğimiz bazı görüntüler meydana gelebilmekte. Anne babanın bu dönemde ergene karşı gerçekten çok duyarlı olması gerekiyor. Bu noktada özellikle bu dönemde olan gelişimler konusunda bilgi sahibi olmak çok önemli. Bunun yanında, bilgi sahibi olmanın yanında ergene kendisini ifade etme olanağı tanımak yine çok önemli bir görev, anne babanın yapması gereken bir şey. Maalesef ilk başlarken de söylemiştim, bizler yetişkin olduğumuzda bir zamanda ergen olduğumuzu unutuyoruz. Olabildiğince o dönemlere tekrar geri dönebilmek, çocuğumuz şu anda neler hissediyor olabilir, neler yaşıyor olabilir, bunları onun gözüyle görmeye çalışmak çok önemli diye düşünüyorum. Ancak bu şekilde olduğu zaman ergenin çocuğumuzun bizden uzaklaşmasına engel olabiliriz. Riskli olan davranışlar göstermesine engel olabiliriz. Veya hiç istemediğimiz bazı gruplara katılmasına engel olabiliriz. Çünkü gerçekten o dönemde dışarıdan gelecek, akranlarından gelecek iletiler çok önemli olduğu için sanki biraz evden uzaklaşıyormuş gibi bir duygu ortaya çıkabiliyor. Bu noktada anne babanın telaşa kapılmadan olabildiğince onunla iletişim içerisinde olması, onu anlamaya çalışması, olabilecek bazı değişimlere karşı onu bilgilendirmek, hazırlamak çok önemli olmakta. Sıkıntı yaşadığı durumlarda da yine olayı olabildiğince telaşa kapılmadan ele almakta, onunla paylaşmakta çok büyük fayda var. Programımızın sonuna geldik. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.